Somuncu Baba dünya çapında meşhur olan bir zattır. Hudutsuz bir zattır. Yani sınırsız bir zattır. Tabii ki Somuncu Baba ile beraber gelen olan bir nesil veya o erenler günümüze kadar gelmişlerdir. Bununla beraber de aynı zamanda Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi, yani bunun hem kan bağlığı olarak günümüze kadar gelmiştir. Ve Somuncu Baba nasıl o dönemlerde hizmette bulunduysa, Hulusi Efendi de bu son zamanlarda da aynı o şekilde belki de başka türlü hizmette bulunmuştur. Tabii ki Somuncu Baba'yı şahsen tanımadık. Hulusi Efendi'yi de az da olsa bile bir kere gördük. Ama onların eserleri, yaptıkları işler, hizmetler her şeyi söylüyor. Somuncu Baba'ya baktığımız zaman öyle bir zat Hacı Bayram Veli yetiştiriyor. Hacı Bayram Akşemseddin'i yetiştiriyor. Akşemseddin Fatih'i. Fatih zaten bir sultan olarak, bir sembol olarak bütün Müslümanların bir yıldız olarak o şekilde de diyebiliriz. Çünkü o Bosna'nın bir dedesi oluyor. Çünkü o taraflara gelmiştir. İslam'ı da getirmiştir. Ve Balkanlardaki olan insanlar Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin hakkında devamlı duada bulunuyorlar ve dedemiz olarak kabul ediyoruz bunu. Tabii ki bu da bir Somuncu Baba'nın bir şeysi var. Bir de oradan tabii ki gene bir tarik olarak, yani ehli tarik olarak, ehli gönül olarak Balkanlarda, Bosna'da da şeyleri var, izleri var efendim. Bugün Bosna'daki dergahlarda genel olarak ara sıra Somuncu Baba isim bilinmese de bile Somuncu Baba bilinir ve onun hayat hikayeleri orada anlatılır. O hikayelerde feyiz alınır. Tabii ki insanlar hayattayken, hizmetleri yaparken pek o kadar da tanılmıyor. Sonra da artık tanılmaya başlar. Ömer Hulusi Efendi de aynı o şekilde, yani Somuncu Baba'da da aynı o şekilde. Somuncu Baba kendi büyüklüğünü Hacı Bayram Veli ile göstermiştir. Hulusi Efendi tabii ki bundan sonraki olan şeylere de gösterir, yani kendini gösterir. Bu ne demek oluyor? Bu Hulusi Efendi'nin veya Somuncu Baba'nın ruhaniyetini gösterir yani. Çünkü onlar ölmez. Yani hak erenleri ölmez. Onlar her zaman yaşarlar ve zamana göre ortaya çıkarlar.